Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yepyeni bir içerik ile karşınızdayım. Bugün sizlerle İzmir'in otomobilleri serimizde Çağatay abi ve Pontiac Transam WS6 aracını inceleyeceğiz veya 30 tane soru yöneteceğim. Onun haricinde gelen bütün misafirlerimize ayrı ayrı çok teşekkür ederim ve öncelikle ana sponsorumuz Evliya Motors'a ve Murat abiye çok teşekkür ederim. Ayrıca bize ev sahipliği yapan Modena Garaj'a da buradan çok çok teşekkür edip Çağatay abiye yöneliyoruz. Merhaba. Öncelikle abi nasılsın, iyi misin? Sağ ol, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Abi bugün seni birazcık terleteceğim. Güzel sorularım var sana. Hiç problem yok. Ben hazırlıklı geldim. Bir de cevaplayamayacağım sorular için yani, kıymetli dostlarımız da burada. Yani abi, sağ olsunlar. Hepsi yani. Ayrı. Abi öncelikle ilk sorumu söylüyorum. Bu arabayı tercih etmendeki sebep neydi? Yani bu arabayı alırken sizi memnun eden, sizi bu arabaya almaya ikna eden şey neydi? Neden WS6? İşte öncelikle bu çok rasyonel ve mantıklı bir tercih değil. Bu 98 model olan bir araba. Çocukluğumda Kara Şimşek diye bir dizi vardı. Evet. Çok yeni arkadaşlar bilmez ama abilerimiz de bilir. Herkes bilir burada. Orada Transam oynuyordu. Ben de çocukluğumdan beri neyse onu çok seviyordum böyle. Daha sonra üniversitedeyken bu arabayı Caddebostan'da görmüştüm, lacivertini. Vurulmuştum arabaya. Ama biraz saplantılı bir aşk haline geldi. Çünkü ne zaman param olsa temizini bulamadım. Ne zaman temizini bulsam param olmadı. En son sağ olsun Modena Garaj Eren dedi ki ya sen al, ben toplayacağım sana, merak etme dedi. Öyle olunca bu tercihi yaptık. Çocukluk hayalim diyebilirim yani. Çok iyi kondisyon olmuş ama maşallah. Biraz kan, ter, gözyaşı ve onay gibi bir süre. Ona geleceğim birazdan abi. Abi şu anki otomobili almasaydın hangi otomobili tercih ederdin? Mesela bu olmasaydı hangisi tercih ederdin diğer otomobillerde? Ya benim hiç başka bir hayalim olmadı. Yani günlük kullanım aracının haricinde ama ya herkesin gönlünde bir Japon yatar. Skyliner o da. Evet. Ki abimizin tercihi. Abi herkes bir aile arabası olarak ve kuvvetli bir şey ister. RS6'dır. O da keza burada. Çok güzel bir şey yapmak istiyorsan, gazlamak istiyorsan böyle bir AMG GTR alırsın. Değil mi? Sevim yani abi. Şu an böyle tam bütün dream car'larımın olduğu bir yerdeyim. Cevat abinin Mustang'i de yani Shelby GT500. Seçemiyorsun yani abi. Çok ekstrem bir şey yani. Şu an bütün dream car'larımla beraberim yani burada. Peki abi bu arabayla hiç hız yaptın mı, role çıktın mı? Abi bu çok hıza müsait bir araba değil aslında. Yani 200 kilometreden sonra araba çok gezmeye başlar. Yani öyle çok rol için mantıklı bir araba değil. Rol yapacaksan bu arabanın yani 5.7 V8 motor var. Motoru doldurduğunda çok rahatlıkla 800-850 beygirlere çıkarsın. Maşallah. Altyapıyı değiştirirsin gidersin. Çünkü Amerika'da çok yoğun olarak draklarda kullanılan bir arabadır bu. Ama çok uzun süre böyle 270, 280, 300'de falan gidemez. Bunlar bir de muscle car diye geçiyor benim bildiğim abi. O drag olanlar. Evet ya yani Transam şu an günümüzde son muscle car olarak aslında geçiyor. Hatta 1967-2002 evet, Last abi. Of the Breed der. Last of the Breed yani türünün son örneği. Doğrudur abi. Tamamen mekaniktir. Elektronik hiçbir aksam yoktur. Traction control yoktur. ESP yoktur. Motorda ne varsa her an her saniye lastiktedir. O yüzden de sürücü hatasında kendini duvardan duvara sekerken bulursun. Doğrudur abi. Peki abi bu araba hariç hayalinde bu da olsa dediğin otomobil neydi? F355 hep gönlümde yattı. 96 model 911 yattı. Çok güzel. Hiç böyle bir hayalim yoktu ama son 15 günden beri bu AMG'ye aşık oldum. O Selin da Sema abiniz. Çok çok başka bir arabaymış. Yani ben bu kadar keyifli bir şey olduğunu bilmiyordum. Yani. Ama yani F355 benim en sevdiğim arabadır yani. Peki abi insanların bu otomobili sürerken size bakış açısı nasıl? Ya ben şimdi evli barklı bir adamım. Yani çok öyle bir şeyim yok. Yani insanlar nasıl bakıyor bilmiyorum. Ben direkt önüme bakıyorum. Kimsenin nasıl baktığı da çok umurumda değil. Ben kendi yoluma, keyfime bakıyorum. Yani bu soruyu benden çok daha iyi cevaplayabilecek abilerim var burada. Yani bilmiyorum. Abi siz isterseniz hani siz de arabayla böyle Cevat keyifli giderken. Cevat abi bak. Cevat abi bak. Arabaya sadece çocuklar bakar. Çocuklar el sallar. Mesela Semih'in arabayla gidiyoruz. Hiçbir kız bakmıyor yani. Hep çocuklar el sallıyor falan. Peki abi otomobilin stok mu? Üstünde hangi eklemeler var? Otomobil şu an stok. Evet, sadece egzoz sistemimiz var ve headers var. Onun haricinde motorda çok ufak bir yazılım var. Ama daha başka bir yüklemem yok. Yükleme yapmayı da çok düşünmüyorum. Anladım peki. Peki abi bu arabanın tasarımı hakkında ne düşünüyorsun? Şimdi 98 senesinde bu arabayı tasarlayan nasıl tasarladı bilmiyorum ama çok güzel bir
ön kaput vardır ve çok güzel bir arka stoplar vardır. Uzay stoplar böyle bal peteği desenlidir. Evet, bugün mevcut regülasyonlarla bunu üretemezsin. Yasak çünkü. Keza pop-up farlarımız var. Artık bugün onlar da yasak. Çünkü her daim işte farların görünür olması lazım. Gündüz farı falan olması lazım. Bunları da yapamazsın ama bu tasarım şöyle bir tasarım. Ya çok seversin ya hiç sevmezsin. Ortası olmayan bir tasarımdır. Dolayısıyla ya ben çok seviyorum, çok aşığım ama kimisi hiç sevmeyebilir. Peki abi, takipçilerimizden gelen bir soru var. Şimdi abi bu araçta geziyorsun sağ solda herhangi bir yerde. Demiş ki arabanızla foto video çekilebilir miyiz veya yanınızda otursak sıkıntı olur mu? Arabayla fotoğraf çekilmeleri herkesin çok hoşuma gider. Çok da bundan mutlu olurum. Yanıma oturmak isterse, yani oturmak isteyen kişinin kim olduğuna göre değişir. Anladım. Yani böyle işte öğrenci falan alıp bir gezdirme falan gibi hadiseler var. O biraz sıkıntılı bir hadise. İzmir'de genelde öyle yapan bir ekip de var diye biliyorum. O biraz sıkıntı olur. Ben onu yapamam yani. O biraz ben avukatım, hukukçuyum. Evet, o yüzden her şeyin kötüsünü düşünürüm. Başına bela gelir. O ben olacak yani işte. Yani yanlış anlar milletimiz biliyoruz. Yok, yok. Sağ olsun hepsi şeydi. Peki abi. Ya bu... mesela öyle bir şey isteyen varsa Sevin'in arabasına binsin. Sevin yani direkt tak diye Bulgar kapıdan çıkar gider. Kimse durduramaz onu. Peki abi, bu arabayı almak için neleri feda ettin? Abi yani şöyle, bir kere hanımla boşanıyorduk az kalsın. Allah korusun abi. Yani hiçbir kadın eşinin böyle işte spor bir araba almasını istemez. Tabii abi sen yüksek ihtimal sormuyorsundur. Sen bizden jenerasyon olarak bir tık üstesin. Biz hanımcıyız. o yani biz soruyoruz abi, hani izin alıyoruz falan, böyle zor oluyor. Ya eşim istemedi arabayı kesinlikle. Bir kere eski dedi, içi kokuyor dedi. Ne yapacaksın bununla dedi. Gür 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 bar bar bak 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 dedi. Genelde klasik otomobillere karşı böyle bir öngörü var abi. Evet, o Z4 ister. Yani üstünü açsın, işte gitsin, ne bileyim böyle yani keyifli öyle bir şey ister. Bu tip bir şey istemez gayet doğal. O yüzden birazcık yani evde şey yaptım. Zaman ve mesai harcamam gerekti. Anladım abi. Peki abi, bu arabayı hangi yaşında almayı planladınız? Çocukluğunuzdaki hayaliniz neydi? Ben dediğim gibi yani ilk lisede falan bu arabayı gördüm. Ben 88 doğumluyum. Bu araba 98 model. Araba benden 10 yaş küçük. Ya ben çocukluğumdan beri bu arabaya hayranım ama hiçbir zaman bunu alabilecek bir param hani olmadı. Param olduğu zaman temizini bulamadım. Alsam nasıl yürüteceğimi bilemedim. O sebeple çocukluğumdan beri istediğim bir şey benim bu. Türkiye'nin her yerine gittim. Yani Mersin'de bir tane vardı, ona gittim. İstanbul'a gittim. Ankara'ya gittim. Denizli'ye gittim. Şu an toplam 4 tane Transam kaldı Türkiye'de. Remeir, evet, VS6 yürüyen 98-2002 arası. İlanda da bir tane var galiba abi. O kadar. Ya şu an 4-5 arabadan bir tanesi. Ve bu o şey, da İzmir'de zaten. O da İzmir'de bizde. İzmir'de başka bir tane bile yok. Sadece peki bizde. Abi şimdi bu arabayı aldım. Bu araba hariç bu fiyat bandındaki araçlar arasında şu anki araçları tercih etmeleri sebepleri neler başka kişilere? Bu araba pahalı bir araba değil. Evet abi. Araba sadece yani pahalı değil ama kıymetli. Hatta ben işte bir valeye gittiğimde şunu diyorum. Ya dostum diyorum, benim arabam hani böyle pahalı bir araba değil. Hani benim 15 milyonluk bir G kasa Mercedes'im olsa sana onun anahtarını vereyim. Ama diyorum sen başka arabayı çıkar, ben kendim park edeyim. Çünkü bir yerine çarparsan ben uğraşamam bunun parkesine. Genelde tanıdığım birkaç abim veya birkaç tane kız kardeşlerim var. Onlar da kendi araçları kendileri park ediyor. Bu yönde normal. Arabaya kıymet verdikleri çok belli oluyor zaten. Öyle abi. Yani bu araba çok pahalı bir araba değil. Yani bu araba toplasan 3 milyon lira falan değerinde. Bu 3 milyon TL bugün Türkiye'de alabileceğin hiçbir araba sokakta böyle döndürüp kafayı baktırmaz. Yani çok pahalı bir araba değil. En kötü Chevrolet Camaro falan var. O da eski. 2003-2004 olabilir. O civarlarda. Ya bir de bu tip arabalarda fiyatı satıcı belirler. Evet abi. Yani satıcı çünkü ben bu arabaya 6 milyon istiyorum da diyebilir. 10 milyon da isteyebilir. Yani muadili yoktur. Sen de bunun hastasısındır. Alırsın. Dolayısıyla mesela bu tip arabaları 3 günde de satabilirsin. 2 yılda satamayabilirsin de. Doğru. Yani benim niyetim bir 45-50 sene falan bineyim. Yani böyle 90-95 yaşındayken falan çocuklara veririm diye düşünüyorum. Anladım abi. Peki abi, lüks araba veya bu tarz arabalar almak isteyenlere tavsiye neler? Abi yüksek ihtimal sen de öyle yapacaksın abi Skyline. Skyline 140 bin kilometrede. Bak 10 kaç sene abi? 10 sene. 13 yaşında. Günlük Skyline yaşında. Kullanıyor abi. Ama abi şu an kondisyonu çok güzel ama arabanın. Maşallah araba yani. Var. Abi sorum şu, lüks araba veya bu tarz arabalar almak isteyenlere tavsiye nelerdir? Yani neler yapmaları lazım? Abi ya şu an bizim sosyal medyada şöyle problemimiz var. Herkes her şeyin en iyisine layık olduğunu düşünüyor. Herkes her şeyin en iyisine layık değil. Bir şeyin en iyisine layık olabilmen için en iyi şekilde çalışıyor musun? Buna ait bir altyapın, bir kültürün var mı? Bunun için ne yapıyorsun? Yani evde oturup ben de Skyline'e bineceğim, ben de Ferrari'ye bineceğim. Ya binemezsin.
Bu kadar basit. Oturmayla bir yere varamazsın. Olmaz. Yani ya çok ciddi bir mal varlığı sana gelmiştir üst soyundan, olur. Çok iyi iş yapıyorsundur, olur. Ama her şeyin en iyisine sahip olacağım diye bir kaide yok. Yani ben bugün Türkiye'de yani işte birçok araba sevdalısı bir sanat eseri olarak Pagani'yi görür. Ya bugün Pagani sahibi olamazsın yani. Cevat abi de geçen videoda Pagani'den bahsetti yani. Benim Türkiye... hayalim sadece. Yani hepimizin hayali. Alma diye bir şey. Ama yani Türkiye'de bu mümkün değil yani. Çok ciddi bir holding sahibi falan olman yani lazım yani. Nereden baksan 1000-2000 dönüm arsan olması lazım ki müteahhite verecek. Ya tabii canım. Parasını bağlamak. Yani en kötü. O parayı o arabaya bağlamak ticaret yapan. Yani ya aynen öyle yani. Ticaret yapan birisi nasıl olur? En kötü gider SF90 alır abi. Ferrari SF90 alır yani. Bu arada olmadı. En kötü SF90 gibi bir cümle kurdun. Çok üst düzey bir cümleydi. Abi şu anki görünüm hariç kendi arabanızda başka neleri eklemek veya değiştirmek istersin? Şöyle klima mazgallarımız gelecek Amerika'dan. Evet, onları bekliyoruz. Dışarıda belt jantlarımız var. Bunlar dövme alüminyum. Çok pahalı jantlar. İçeride ufak tefek değişikliklerimiz var. Mesela döşemelerimizi 911 Sport Classic gibi ortası ekosebi kumaşla yaptık. Üst tarafımızı komple söktük. Tabanımızı alkantara kapladık. Tabanı komple söktük. Ya bu arabada biz A'dan Z'ye her şeyi değiştirdik. Eren sağ olsun benim bütün derdimi çekti. Bazen benden tiksindiği, arkadaşlığı kesmek istediği, telefonumu meşgule atmak istediği zamanlar da oldu ama yapamadı. Çünkü onu yaptığı zaman çıktım buraya geldim falan böyle. O yüzden artık en sonunda dedi ki ben bunu bitireyim, buradan bir göndereyim de. Yani bir gitsin gitti ama diye olmadı. Arabayı burada bırakıyorum. Burada kalıyor. Binmek istediğim hem temiz oluyor. Alıyorum, gidiyorum. O tip bir hizmeti de var yani. Bütün araba sahipleri arabayı burayı garaj olarak kullanabilir. Kondiksiyon gibi bir şey yapıyorsun abi. Evet abi, böyle güzel. Peki güzel abi, oluyor. Gerçekten hayalindeki ve alabileceğin en iyi arabayı aldıktan sonra hayat ve bazı şeyler ya da heves azalıyor ya abi. Bunun hakkında ne düşünüyorsun öncesine göre? Şimdi biz jenerasyon olarak bir tık daha emek karşılığı çalışmayı ve elde ettiğimiz şeyleri tutmayı bilen bir jenerasyonuz. O sebeple bir şeyi elde ettikten sonra böyle bir anda tamam ben artık buna ulaştım, artık bu değerini kaybetti diyen bir jenerasyon değiliz. Dolayısıyla ben 20 sene bu arabanın peşinden koştum, şu an elde ettim. Ama tamam artık ben bunu yaptım, bitirdim, bunu iyi bir paraya satayım, şöyle bir şeye zıplayıma ben geçmiyorum. Ben arabanın içine her oturduğumda diyorum ki Allah'ım sana şükürler olsun, hayalimi gerçekleştirdim, hamdolsun sana diyorum. Mutlu mutlu arabamı kullanıyorum ve uzun bir sürede kullanmak istiyorum. Güzel abi. Peki abi, mesela böyle seviyelere gelmişsiniz. Geldiğinizde neler yapıyordunuz? Önceden böyle şeylerin hayalini kurar mıydınız? İstediğiniz her şeyi başardınız mı? Şöyle, ya 2011 senesinde biz aile olarak, böyle finansal olarak bir zor bir dönemden geçtik. O dönemde de Ezel dizisi vardı. Ezel'de Haluk Bilginer bir Z4 kullanıyordu. Hatırlar mısınız? Yanında Eyşan alıyordu. Lacivert böyle üstünü açıyordu, gazlıyordu falan. Ben orada Z4'e vurulmuştum. Şey dediğimi hatırlıyorum. Ya Allah'ım dedim, hani bana böyle bir şey hiç nasip edecek misin? Doğuş geliyor Amerika. Güzel bir ses geldi. Evet. Soru neydi diyorum şimdi. bunu Jeremy Clarkson yapmıştı abi. Maserati Quattroporte. That noise. That was a Maserati Quattroporte. I suspect the GTS model. Such a cool noise. Sorry, what was your question? Allah nasip etti. Ya 30 bin lira birikmiş param vardı. Bir tane Megane vardı. Megane'ı sattım. 60 bin lira. 85 bin lira kredi çektim abi. 145 bin liraya Z4 almıştım. O zaman da ciddi bir para abi. Şu çok büyük para. Ya. Yani kendi paramın 3 katını kredi çekiyorum yani. Delilik. Ya. Bir de evlene daha 6 ay olmuş. Z4'ü almıştım. Ve dedim hani çok mutlu etmişti o beni. Daha sonra mesela bu oldu. Ya eğer hayallerini ulaşılabilecek yere koyabilirsen olur. Yani bu arabadan sonra bir sonraki hayalim işte C6 Z06 olur. O da güzel. Olur, erişebilirim. Ama yani Cevat abinin dediği gibi yani bir Pagani hayalim varsa ya çok zor o. Yani olmaz. Peki abi, klasik otomobil alacak kişilere şöyle bir soru vermişler. Klasik otomobil alacak kişilere yaşadığınız en heyecan verici deneyim neydi ve alırken nelere dikkat etmeleri lazım? Şimdi alacağınız arabaya göre değişir. Klasik otomobil eğer işte 1957 Chevrolet Bel Air alacaksanız bir sürü vardır. Temizini bulmaya çalışabilirsiniz. Mesela 300 ZX bahsettiğimiz,
Türkiye'de 8 tane var, 7 tane var. Doğru. Artık o araba kazalı mıymış, öyle miymiş, böyle miymiş, bunu senin sorgulama imkanın yok. Yani onu alacaksan alıyorsun, komple baştan aşağı yapabiliyorsan yapıyorsun. Ya sınırlı olmuş arabalara sorgulamayacaksın abi. Sorgulama gibi bir şansın yok yani. Yani illa onu istiyorsan öyle. Tabii araba komple şasisi kayıktır, parçalanmış vaziyettedir. O arabayı toparlayamazsın. Yani yürüyemezsin, hızlı da gidemezsin, tehlikeli olur. Mesela bu arabada bizim en büyük şansımız arabanın hiçbir kazası olmamasıydı ama ben arabayı alırken kazası var mı yok muyu bilmiyordum. Dedim ki ben bunu alıyorum abi. Komple restore ettim. Zaten sahibini 3 sene darladım. Adam yani. 6 ayda bir mesaj atıyordum. Yeter abi sen çok bindin, ver biraz da ben bineyim diye. Yani zorla satın aldım. Dolayısıyla adamı arabayı alırken ekspere falan sokma gibi bir imkan yoktu. Bir de komple karbon fiberdir bu araç. Fiberglass'tır. Arka tarafları falan. Araç komple fiberglass. Evet. Bu arabada saç yok. Fiberglass bir araçta zaten şey yapamazsın. Yani bir eksper durumu yok yani. Olmaz. Peki abi bu aracın bakımı ve servis konusunda ne düşünüyorsun? Güzel soru. Servis yok. Araba 2002'de üretim bitti. 2006'da komple marka kapandı. Öyle bir servis fabrika falan yok. Fabrika çöktü yani. Kullandığımız motor 5.7 V8 Alesfir. Chevrolet Corvette C5 kullanır. Camaro kullanır. Ales makine Amerika'da çok kullanılan bir makinedir. Galiba Chevrolet Tahoe'lerde de kullanılıyor. Dolayısıyla motor anlamında bir parça problemimiz yok. İşte alt takımla alakalı bir problem yok. Ama bu arabayla böyle saçma bir kaza yapmaman lazım. Yani büyük kaza yaptın, çok büyük bir kaza yaptın, yapacak bir şey yok. Araban gitti. Ama böyle saçma bir şekilde ön tamponunu vurmayacaksın yani. Yurt dışından ithal etsen bile bayağı uzun sürece yatacak. Parça yani. Yok ya, parça yani. Yok ya. Mesela fitillerini bulamıyorsun. Yok öyle bir şey. Ya ön farları bulursun, tampon, işte birçok parçası bulunuyor. Bir de araç şu an Amerika'da klasik değeri kazandı. Bu araba bundan 4 sene önce Amerika'da 3000 dolardı. Araç şu an Amerika'da 40.000 dolara çıktı. Maşallah. Çünkü modern klasik. Nasıl hatırlayalım şeyleri, 911'leri. İşte 96-911 şu an 0-911 ile aynı para. Evet doğru. Ama bu ne zaman oldu? Bundan 7-8 sene önce oldu. Araba bir anda modern klasik sınıfına kaydı. 4-5 tane koleksiyoncu toparladı. Mesela Ceylan'da bir tane var bundan. Araba modern klasik sınıfına girince, auction'larda satılıp alınmaya başlanınca değeri bir anda uçtu. Maşallah. Peki abi, arabanızla ilgili aldığınız en ilginç geri bildirim neydi? Alaçatı'da bir tane çocuk geldi böyle 25'li falan yaşlarda. Abi araban çok güzel dedi, çok yakışıyorsun dedi. Dedim teşekkür ederim, Allah sana daha iyisini nasip etsin. Dedim araba kaç model biliyor musun diye ben ona soru sordum. Biliyorum abi 98 model bu araba dedi, Trans Am dedi. Sen kaçlısın dedim, ben 98'liyim dedi. Yani o jenerasyonda bu arabayı bilen ilk çocuktu o. Doğru. Genellikle çünkü bizim gibi 35 yaş ve üstü, burada yaşımızı şey yaptık. Sıkıntı yok abi. Şey, sadece aramızda Semih var 24 yaşında, evet, sadece. Doğru. Benden bile küçük abi şimdi. Ben de 98'liyim, 26 yaşındayım yani. Yani sadece. Peki abi bu aracı alırken dikkat ettiğin güvenlik özellikleri neler? Hiçbir şey yok. Abi sadece ABS var. Hava yastıkları var ama içinde çorap olabilir, bilmiyorum. Yani sıkıştırmış olabilirler. Eren öyle mi? Ha? Var mı? Tamam. Airbag'lerimiz çalışıyormuş. Traction control yok. ESP yok. Cruise kontrolüm var galiba. ABS var. ABS var. Allah'a çok şükür. ABS'm var. İşte bir de gaz var. Fren var. Direksiyon var. Kliması var. Güzel abi. Klima olması zaten iyi abi. Var mı? ASD var. Evet, ASD var bir de bu araçta. ASD olduğu için ön tarafa Brembo sistem yapmak zorunda kaldık. Yoksa durmuyordu. Önde 6 piston Brembo var. Evet, onlar da bir Cadillac CTS V araçtan alındı. Öbür türlü bunun stok halinde frenler yok. Yani bir kere basarsın, durdun. Durmadım. Ayağını frenden çektin, ikinciyi bastın, fren orada yok. Elvis left the building. Peki abi, böyle bir araca sahip olmanın sizin için en büyük avantajı nedir? Ya bir kere tekim abi. Çok. Şimdi kimse kusura bakmasın. Burada hepsinin arabası 15-20 milyon. Ya ben tekim yani şimdi. Ya diyorum ki abi mesela garaja koyduğum zaman hepsinden bir ayrı. Bir tane manken vardı Merve bir şey diye. Ben tekim. Ben tekim. Dikkat edin. Falan diye bağırıyordu böyle. Yok ya yani şöyle. Benim için ben hayalimdeki arabayı kullanıyorum. Dediğim gibi şimdi her otomobil sahibi için arabası özeldir. Özellikle eğer amacın sadece hava atmak değilse, bilinçli bir otomobil kullanıcısıysan, zevkine kullanıyorsan,
Zaten otomobil senin için önemlidir. Başkasının ne düşündüğünün bir önemi yoktur. Sen arabanla giderken mutluysan, huzurluysan ve diyorsan ki ya çok şükür ben bunu kullanabiliyorum, bu senin için en güzel şeydir. Yoksa bu arabanın tek olması, üç tane olması falan, bunlar mesela şaka bir tarafa. Ben sadece hayalindeki arabayı almayı başardım. Çok. Ondan dolayı çok mutluyum. Yani başka bir şey yok. Bir de en sevdiğim şey, markasının ne olduğunu bilmiyorlar. Modelinin ne olduğunu bilmiyorlar. Polisler o yüzden şey yapamıyor. Hani şöyle bir araba falan diye anons yapamıyor. Bu YouTube'da yayınlanacak değil mi? Keşke televizyon olsa, o noktalara gelebilsek. Olacak o da yıllar izin verirse. Burayı montajda kesinse. Enes her türlü hallederler. Peki abi, araç nereden alındı, kaç paraya alındı? Şöyle, bu arabanın eski plakası 35S0777. Ben Türkiye'deki bütün Transam'ları ve Camaro'ları plakasıyla da dahil bilirim. Öyle bir sapıkça bir şeyim vardı. Bu arabanın eski sahibi Sarper abimiz. O bir diş hekimi. Bundan 10 sene önce önünü kestim ben İzmir'de. Abi dedim, sen bu arabayı nerede kullanıyorsun? Ben bu arabayı nerede görebilirim? O demişti ki, evlat benim evim Göztepe'de, muayenehanem pasaportta. Arasında beni görürsün demişti. Ben arada arabayı orada görüyordum. Oğlu Sertu ile daha sonra bir dönercide karşılaştık. Orada telefonunu aldım ve onu darlamaya başladım. Arabanın satın alma fiyatı ve bize bu hale geliş bitiş fiyatı yaklaşık olarak 100 bin dolara falan mal oldu diyebilirim. Çok iyi. Zaten eklemelerle falan o bayağı yükselmiştir abi. Ya şimdi benim arkadaş çevrem Rolex saat takıyor. Bende Rolex yok. Ben şey kullanıyorum, Apple iWatch kullanıyorum. Ama jantlarımız sadece bir Rolex parası. Doğrudur abi. Ya bizim şey farkımız birazcık böyle oldu. Kolda değil de arabada gösteriyorum diyorsun abi. Şey biraz pahalı oluyor. Yani parçayı burada yapabilirsin. Yani mesela ufak tefek plastik parçayı hepimiz burada yapabiliriz ama ben bazı parçaları Amerika'dan getirdim. Onun shipping ve tax biraz fazla oldu. Yani mesela arka difüzör getirdik. Yani difüzör o kadar kocaman bir şey. Ağırlık olarak bir şey değil. Satın alma fiyatı atıyorum işte $700. Ama üstüne shipping'i ve tax'i koyduğun zaman bir arka difüzör 1500 dolara mal oluyor. Doğru. Ya bu çok ciddi bir para. Yani arka difüzöre sadece 50 bin lira para vermek ciddi bir para. Bunların hepsini toparlayıp bir konteynerla getirme yaptık. O biraz daha bize şeyli oldu. Arabadan fazladır büyük ihtimal maliyeti. Tabii tabii. Yani. Arabayı satın alma fiyatına yakın bir arabanın üstüne harcadık. Ama şu an bu kondisyonda bir tane daha İstanbul'da var. Uğur Durukan diye bir arkadaşımız da. O da Porsche'nin müdürüdür. Bu arada bütün Transam sahipleri ilginç adamlardır. Bir tanesi Uğur Durukan diye bir arkadaşımız. Porsche'nin müdürü. Evet. Onda bir Transam var. Beyaz. Onunki manuel. Onda bir tane de Bandit var. Doğan diye bir abimiz de var. O da bir holdingde finans müdürü. Ya sahipleri hep böyle ilginç modeller yani Transam'ın sahipleri böyle şeyde. Bir de orta yaşlı insanlar galiba abi. Tabii tabii tabii. Hepimiz bu yaş grubuyuz yani. Hepimiz 30-35, 45 böyle gidiyoruz. Cem Yılmaz Kara Şimşek reklamında iyi adapte etmiş abi herkesi belli yani. Abi bu son soru. Bundan sonra sizin sorularınızı göreceğiz, inceleyeceğiz. Abi bu yabancı plakalarda TC plakasına çevirebiliyorlar mı? Yapmak istiyorlarsa hangi şekilde yapabiliyorlar? Bunu bana genel olarak sormamı söylediler. Mesela yabancı bir plaka arabayı TC plakasına çevirecek. Bunun için neler yapması lazım? Cevat abi daha iyi bilebilir bu konuyu. Ya MA plaka alıyorsun ya misafir aile. O zaman bir touring parası ödüyorsun. Touring federasyonuna. Öyle yapabiliyorsun. Almanya'dan kesin dönüş yaparsa kendi arabasını TC plakaya çevirebilir. Ama bir hakkı var her bir kişinin. Ama bir Türk vatandaşının bunu yapma hakkı yok. Mesela şey diyorlar abi, 4 senede bir çıkıp gelebiliyoruz, yabancı plakayla kalsa ne olur? Türk vatandaşı olarak sen yabancı bir araba alamazsın. Ancak yurt dışında ikametin olması lazım. Yani buradan gidip Bulgar'a bir araba alayım, getireyim burada 4 sene kadar. 4 sene bu arada emekliysen oluyor, 2 sene emekli değilsen. 2018 yılında o sıkıntı çok çekildi. Gürcistan'dan araba getirdiler, aldılar. İşte ülkemizdeki polisler gümrüklere çekti, geri gönderdiler. O sıkıntısı çok olduğu için bu soruyu sormuşlar bana. Ama bizim yani Türkiye'de mulkim ve bir Türk vatandaşının bunu yapma hakkı yok zaten. Anladım abi. Zaten onu genellikle YouTuber'lar ve yayıncılar yapmıştı. Twitch yayıncıları falan gidiyordu, alıyordu, Gürcistan'dan getiriyordu. Çok o soruya yani göre yapmışlar abi. Soru daha ben de ama bu arada şu an şey yapılıyor galiba. Millet Bulgaristan arabayı çıkartıyor. Evet abi. Arabayı Bulgaristan'da komple parçalar marçalar şeyleri yapıyor. Gürcistan'da arabayı tamiratını her parçayı orada yapıyor. Araba sonra geri giriyor içeri. Peki abi şimdi ülkemizde bazı noktalarda pistler var, bazı noktalarda pistler yok. Türkiye'de de İzmir ikinci büyük şehir olarak geçiyor. Malum bir pistimiz vardı İzmir'de. O da kapandı. Sorunun muhatabı aslında burada ya. Ali abi gitti ya. Gitti mi Ali abi? Evet, Ali abinin işi vardı, gitti.
pist kapandı. Şimdi Manisa'ya açılıyor bir pist. Peki akşam role çıktığın zaman abi. Mesela çıkmıyorsun biliyorum abi çıkmadı da. Ya çıkan, biz çıkıyoruz da ben şey komplet olarak biliyorum. Çıkan abilerimiz mesela herhangi bir sıkıntıda yaşadı mı yollarda? Şöyle bir kere trafikte role çıkmak yani hiçbirimiz mesela aslında gündüz yapılacak bir şey değil istemedi. Abi. Gece çıkıyorsun. Evet abi. Ama ya bizde pist yok. Böyle bir istek var. Evet, böyle abi, bir camia da var. Dolayısıyla bir şeyi yasaklamak o talebi ortadan kaldırmaz. Bu talebin karşılığını verebiliyorsan devlet olarak ya da işte yerel yönetim olarak o insanları mutlu edersin ve kanunsuzluğa ittirmekten çekersin. Şimdi bizde pist olmadığı için burada bu kadar adam var. Adam arabasını yapmış, adam arabasını denemek istiyor. Piste çıkamıyor. Dolayısıyla bu adam gece saat 1'de 2'de işte role çıkıyor. Mesela drift atmanın cezasıydı, spin atma, burnout, jart bunlar ya hepsi. Drift atmak şu an galiba 30 bin lira falan. 27 bin küsür abi. 27 küsür. Artı eğer drift atan araç sürücünün üzerineyse 2 ay trafikten ben. Evet. Eğer araba sürücünün üstüne değilse trafikten ben olmuyor. O yüzden drift yapacak olanlar arabayı arkadaşının üstüne ya da annesinin üstüne yapıyor. Ki drift sonrası sadece para cezasıyla kurtulsun. Drift yaptığın araba sana aitse araba bir de 2 ay trafikten men oluyor. Egzoz muhabbeti. Abinin üstüneyse, abi, annenin üstüneyse men olmuyorsun. Sadece 27 bin lira ödeyip devam ediyorsun. Ama çok sıkıntı. Yeni baştan şeye gidiyorsun. Yani tekrar sürücü kursuna yazılıyorsun. Evet, sınava giriyorsun. Muzdan geçme. Direksiyonlu bile var abi. Böyle direksiyonlu oynatıyorlar sürücü kursunda. Sürücü kursunda direksiyonlu oynatıyorlar abi. Yani. Peki abi egzoz sıkıntısı yaşadın mı? Evet. Polisle. Hiç. Senin egzozun yok zaten. Sen çok sessizsin. Orijinal egzozlarda sıkıntı olmuyor diye biliyorum ben abi. Stoklarda. Stok görmesek biz iyice. Hepimiz egzoz. Sen hiç yaşadın mı abi? Yok. Abi sen? Yeni yaşadın mı? Ben yaşıyorum egzozlarda ama bir şey olmuyor yani. Polislerle konuşuyorum. Güzel bir yolu kurunca bir şey demiyor polisler. Aslında polise atar gider yapmazsan polise... Şu var. Polise nazik gidersen... Evet. Buyurun, efendi gibi. Nasıl yardımcı olabilir? Yardımcı olabilir. Adam diyor ki ya bakıyor. Ya tam diyor bu adam zevkine çıkmış. Gönderiyor. Ama sen polise terslik yaparsan o terslik yapıyor. Zaten abi onlar da seviyor yani. Onlar da bakıyor arabaya diyor mesela. Tabii. O yüzden sıkıntı yapmıyorlar genelinde. Özellikle klas arabalara. Hatta işte güzel bir hikaye var bu konuda. Bir şey tünelin içinde bir polis binip 1 kilometre gazlamasını istedi de. Vay. O da sesten dolayıdır abi. Büyük ihtimalle. Egzoz sesinden dolayı. Arabanın gaza bastırıyor polisler. Yani yapıyorlar. Yani abi olması gereken olmaz. Yani biz işte bir arabaya çok saçma sapan egzoz takıp bağırttıran ve rahatsız edici bir şey değil. Ya akustiği bir kere güzel, duyan adama da zevk veriyor zaten. Öyle senfoni zaten abi. Senfoni gibi. Aa, ama mesela İstinye Park'ta şu an şöyle problem var. İstinye Park'ta evet, bazı grup dadanmış. Evet, İzmir İstinye Park özellikle. Adam içeri giriyor. Pis gibi bunlar. Sen içeride bebeğin var, bebek arabası götürüyorsun, bebeğin uyuyor. Yanından bir tanesi pata 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 egzoz patlatıyor. Ve senin bebeğin sıçrıyor. Şu an İstinye Park girişinde güvenlik durduruyor. Ve bakıyor ki güzel böyle spor araba. Diyor ki lütfen egzoz patlatmayın. Önceden her arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Muhabbet çok güzel gidiyordu ama bir yerde GTR'la DOT çıktı. Oradan biz çıktık, gittik, oraya baktık, buraya kadar geldik. Öncelikle bize destek veren Modena Garaj'a ve Çağatay abiye çok teşekkür ederiz. Aracında ve verdiğimiz soruların cevaplarını verdiği için. Onun haricinde ana sponsorumuz Evliya Motors ve Murat Demir'e de buradan çok çok sevgilerle görüşmek dileğiyle yeni videolarda hepinize bay bay arkadaşlar.
We'll be right back.